Bekir Hazar Gerçeklik Don't Look Up yani Yukarı Bakma çok etkileyici bir film. Leonardo DiCaprio'nun başrolünü oynadığı filmde insanoğlunun geldiği son nokta dahiyane bir senaryoyla gözler önüne seriliyor. Dünyaya kuyruklu yıldız düşmek üzere. Akademisyen DiCaprio ekranlarda bunu haykırıyor. Dünyanın sonu geldi diyor. Kimsenin umurunda değil. Herkes selfie peşinde. Amerika Başkanı bile düşecek kuyruklu yıldızı yukarı bakma sloganıyla seçim kampanyasına dönüştürüyor. Her şey güzel olacak diyor. Filmin sonunda dünyaya 1 milyar atom bombası gücünde düşen kuyruklu yıldız gerçeklikten kopan insanoğlunu ve yaşamı silip atıyor. Gerçeklikten kopma anlamında bugün de Türkiye'de yığınların olduğunu görmekte zorlanmıyoruz virüslerle dizayn edilen, akla hiç gelmeyecek Ukrayna-Rusya savaşıyla üzerine yağ sürülen yeni dünya düzeni, bir kuyruklu yıldız gibi hemen üzerimizde ve geliyor. Dijital çağa geçiş operasyonunda önce pandemiyle ekonomileri allak bullak ettiler, ardından Rusya'yı gazlayıp savaşa sokarak dünyada dolar ve petrol fiyatlarına tavan yaptırdılar. Böylece enerji krizi patlatıldı, tüm ülkelerde enflasyonla birlikte ekonomik çöküşler hız kazandı. Çöküş olmadan yeni dünya düzeni asla kurulamaz. Unutmayın geçmişte VHS kaset dükkanları vardı. Kuyruğa girerdik oralarda VHS film kiralamak için. Bir günde tarih oldular. Kodak diye bir film şirketi var. Fotoğraflar karta basılıyordu. 170 bin kişi çalışıyordu Kodak'ta. Dijital kameralar çıkınca iflas etti. Bir günde kapanı verdi. Yakın bir zamanda bir günde petrolün de tarihe karıştığını göreceğiz. Bir günde elektrikli otomobillere dönüşen bir dünyaya tanıklık edeceğiz. Orta Doğu'nun çölden petrol çıkaranların zavallıya döneceği günler çok yakın. Savaşların seyri de hızla değişecek. Dünya gıda savaşları için burnundan soluyan ülkelerle tanışacak. Gıda yeryüzünde bir numaralı gündem maddesi olacak. Amerika tarımı Brezilya'dan toprak kiralayarak yapıyor. Çin, Rusya dahil birçok ülkede, İsrail ve Türkiye, Afrika'da toprak kiralayarak tarım çalışmaları yapıyor. The Economist 2019'da yeni nesil tarımın merkezi Afrika olacak, geniş araziler, verimli topraklar teknolojiyle birleşince Afrika kıtası milyarlarca insanın tüm ihtiyacını karşılayabilir diye yazdı. Evet bugün petrol denince nasıl gözler Orta Doğu'ya dikiliyorsa, petrol çöp olup tarihe karışınca gözler gıda için Afrika'ya çevrilecek. Afrika tüm dünyanın yakınlaşmak için birbirine ezdiği kıta olacak. The Economist 2020'ye gelince, Fransa'nın güç kaybettiği Afrika'nın yeni aslanı kim olacak? Afrika'da önemli bir güç olan ülke, gelecekte öne çıkacak sorusunu yöneltti. The Economist 2021'de, Afrika'da büyük güç olmak için Amerika, Fransa, Türkiye, İngiltere ve Rusya öne çıkıyor manşetine attı. The Economist'in son sayısı ise tüm dünyaya duyuru yaptı. Nasıl mı? İşte şöyle. Türkiye, Afrika'da çok önemli bir güç haline geliyor. Türkiye'nin Afrika'daki büyük elçilik sayısı 43'e yükseldi. Türkiye, Libya, Nijerya, Senegal ve Togo gibi birçok Afrika ülkesiyle askeri alanda işbirliği anlaşmaları imzaladı Türk sihaları Etiyopya Libya Fas ve Tunus gibi ülkelerde görüldü Nijerya ile Ruanda gibi ülkelerde bu silahları almak istiyor Türkiye'de Afrika ülkelerine ait büyükelçilik sayısı 37'ye yükseldi 14 binden fazla Afrikalı öğrenci Türkiye'de eğitim alırken birçoğu gelecekte siyasette rol model olabilir. Türkiye birçok Afrika ülkesine pandemi döneminde destek verdi. Türkiye Afrika'da çok önemli bir güç haline geliyor. Bizim muhalefet elektriğimiz kesik şeklinde yalan haberlerle algı ve reklam operasyonlarıyla Türkiye'yi meşgul etmeye, gerçeklikten koparmaya çalışırken dünyada bambaşka şeyler oluyor. Olmaya da devam edecek. Hem de çok hızlı bir şekilde. Şükürler olsun Ankara'nın gözü dışarıda. Dünyaya kör değil. Bekir Azar, Takvim Fuat Uğur Gezi davası ve akıldaki sorular tek sorumlu Kavala mı ve karar adil mi? Önce adını koyalım sonra esasa geliriz. Gezi olayları, Türkiye'ye yönelik bir darbe girişimiydi. Planlanmış, dizayn edilmiş, önceden provaları yapılmış, devlet kurumlarında yuvalanmış FETÖ'cülerin provaka etmesiyle AK Parti iktidarını ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ı devirmek için başlatılmış bir kalkışmaydı. Mesele ağaç değildi, kalkışmanın düzenleyicilerinden Firari Mehmet Ali Alabora'nın dediği gibi. Üç sebebi vardı. 1- Türkiye'nin PKK kozunu Amerika ve Batı'nın elinden alıp çözüm süreciyle ülkenin terör belasından kurtarma girişiminde sona gelmesi 2 Başbakan Erdoğan'ın Davos'taki panelde eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e "One minute çıkışı ve siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz" demesi 3 Erdoğan'ın Amerika'nın aparatı FETÖ'ye karşı mesafesini giderek artırması Türkiye ekonomisinin borçluluk oranı hayli artmış olmasına rağmen Faizlerin ve enflasyonun çok düştüğü, kişi başına gelirin 13 bin dolara tırmandığı bir dönemde başlatıldı bu kalkışma. Gezi vandalizminin ülkemizde yol açtığı tahribat, kiralık muhalefet çetesi için bulunmaz bir nimetti. Çünkü Türkiye'ye 100 milyar dolar zarar ettirmiş, ekonomi bozulmaya başlamıştı. Amerika ve AB'nin ekonomik ve siyasi operasyonları 15 Temmuz dahil ondan sonra da hep devam etti. Osman Kavala ile birlikte pek çok kişinin içinde yer aldığı Gezi davası bu geçmiş konuşmadan ele alınamaz. Davada sorgulanması gereken hususlar. Çok kısa bir hatırlatma. 15 Temmuz ve Gezi olaylarında hükümeti ve anayasal düzeni devirmeye teşebbüs suçlamalarıyla Casusluktan, Gezideki Çarşı davasıyla irtibatı nedeniyle, Henry Bark ile görüşmesinden dolayı ve pek çok suçlamayla birlikte Osman Kavala hakkında çeşitli davalar açıldı. Bazılarından tahliye edildi, serbest bırakıldı, tekrar tutuklandı, başsavcılık itiraz etti, istinafa gitti. Çok uzun hikaye ama tutarsızlıklar davanın sorgulanmasına neden oldu. Benim de birkaç yönden itirazım vardı. Birincisi iddianamenin hazırlanmasının çok vakit alması ve tutukluluk halinin çok uzaması. Delil diye sunulan belgelerin yetersiz olması ve son olarak da Kavala'nın gezinin üzerinden neredeyse 7 yılı geçtikten sonra gezi soruşturmasına dahil edilmesi. Bunları davanın açıldığı tarihten başlayarak yazdım. Hatta bu davada verilecek kararın maliyetine Türkiye hazır mı diye de sordum. Şimdi de soruyorum. Osman Kavala yalnız mıydı? Gezi'nin gerçek sorumlusu Amerika ve AB'nin bu işi taşere ettiği George Soros denen turuncu renkli aşağılık, Osman Kavala ise şüphesiz Soros'un bu işi havale ettiği Türkiye'deki yerli işbirlikçisi ve temsilcisi. Kavala, Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye'deki kurucusu malum. Diğer ceza alan sanıklarsa tetikçiydi yalnızca ama onlar gibi onlarca daha vardı. Bazıları firari biliyorsunuz. Hangi birini sayalım? İyi de Osman Kavala yalnız mıydı bu kalkışma organize edilip uygulamaya konulurken? Kimi anlı şanlı holding patronları bu işin içinde değil miydi? Bazıları otellerini, binalarını, AVM'lerini açmadı mı onlara? Hastane olarak kullandırtmadı mı? Her türlü maddi ve aynı yardımı yapmadılar mı? Onları yargılayabilir misiniz? Hayır. Türkiye'deki adamlarımız, Yukarıda da belirttim. Kavala, Amerika, AB ve Soros'un adamı. Çünkü onların Türkiye'de çeşitli adamları var. Amerika Derin Devletinin yayın organı Foreign Affairs hatırlayacaksınız. AK Parti'yi ele geçiremeden hükümetten sepetlenince Ahmet Davutoğlu için Amerika Ankara'daki adamını kaybetti başlığını atmıştı. Şimdi Türkiye'deki adamları üzerinden bizimle bilek güreşi yapıp güç gösterisinde bulunuyorlar. Bunun içinde talimat veriyorlar. Derhal serbest bırakın diye. Ramazan gününde zorla ağzını bozduruyorlar insana. Türkiye'de içinde hala kripto FETÖ'cüler olsa da bağımsız yargı var. Biz eleştiririz, gereğini yaparız ama sonuçta Amerika ve AB'ye bir şey yemek düşer. Türk yargısına talimat verme densizliği. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın dediği gibi herkes kendi hukuk sistemine ve yargısına baksın. AB'den ve Amerika'dan yalnızca iki örnek sunalım size. 1. Neonazi davaları diye bildiğiniz, Almanya'nın aşağılık medyasının sırf çarpıtmak için dönerci cinayetleri diye sunduğu NSU davasına bakın. Dava sürecinde neonazilerin Alman istihbarat Teşkilatı ile ilişkisi ispatlandı ama bu konuda konuşacak olan 7 tanığın hepsi evlerinde doğal nedenlerle ölü bulundu. Geriye yalnızca dış kapının mandalı tetikçi Biat Eşşaf'e kaldı. Katledilen 11 Türk'ün kanı da yerde kaldı tabi. 2. Amerika'nın tek başına Alt bank davasında FETÖ delilleriyle yargılama yaptığına bakın yeter. Rıza Zarrab'ı Türkiye aleyhine ifade vermeyi kabul ettikten sonra nasıl serbest bıraktıklarını da Amerika'nın kendi içindeki hukuk skandalları için Sabah gazetesi bir derleme yapmış merak eden okusun. Ve son söz bu karar adil mi? Osman Kavala kararına dönersek, yargının ağırlaştırılmış müebbet kararı bana göre ağır oldu. Sadece şu soruyu yöneltmek istiyorum. PKK elebaşı Murat Karayılan ola ki Türkiye'ye getirildi ve yargılandı. Alacağı maksimum cezane ağırlaştırılmış müebbet. Bin kere ağırlaştırılmış müebbet olsa ne yazar? Kavala da ağırlaştırılmış müebbet aldı. Eğer sizin için aynı şeyse diyecek bir şeyim yok. Fuat Uğur, Türkiye